tabii Irak Türkmenlerinin siyasi harekatını daha çok yakından tanıştırmak için Türkmen Kurtuluş Ordusu'nun prensiplerini, yani mabadini, nişe kuruldu, nece kuruldu, hangi ilde kuruldu, sebebi nedir? Bunu maalesef toplum birçokundan uzaktı. Tabii Irak Türkmenlerinin siyasi harekatı 1920'lerden bu yana bu hareketler var idiler. Sokak teşkilatları, iller bazında olsun, eğer örgütlenme olsun, talebe birlikleri, kadın teşkilatları. 1920'den bu yana bunlar oldu, gerçekleşti. Türkmenlerin yaşam bölgeleri şehir içinde olduğundan dolayı, memleket içinde olduğundan dolayı diğerlerinin gibi asi bir yerler olmadığından dolayı teşkilata daha çok önem verdiler. Ve bu da türlü türlü yollardan gerçekleşti. Özet olarak Irak Türkmenlerinin özellikle 1968'den sonra dekta rejim daha çok Türkmenler üzerine bir baskı uygulamaya başladı. Araplaştırma politikası, toprak alma, adlarını bir Türkmenin ad bile bırakması biraz zoruydu özü için. Bir Türkmen adı bırakılmasında. Bir de bunun yanında en önemlisi olan Türkmenlerin 1970-71 senesinde Türkmen öğrenci boykotlarının gerçekleşmesiydi. Bu boykot, talebelerin izrab demekleri, Irak Türkmenlerinin kültürel haklarını talep etmek için atılan bir adımıydı. Onun da adımını atan ağabeyler tabii siyasi mefkureye dayanarak bu adımı attılar. O zamanki rejim zalimcasına bir davranış yapan bir rejimiydi. Buna ilaveten gençler, öğrenciler bütün Türkmen bölgesinde bunu gerçekleştirdiler. Ha bunlar tabii Irak Türkmenlerine bir dinamikiyet verdi. Siyasi harekete bir dinamikiyet verdi. Ama bu hareket 1974 senesinde Irak Türkmenlerinin içinde Kıbrıs hareketi farklı bir güç verdi bize. Yolumuzu açtı. Ha, o zaman 1974'te Kıbrıs hareketi olduktan sonra bizim de içimizde özellikle örgütümüzün başında olan abim rahmetli Rüşdü Salih'in kafasında olan, o zaman neden Irak Türkmenlerinin de öyle bir siyasi harekatı olmasın, neden bu olmasın? Ve bu örgütlenmeye o hedeften çıktık biz. 1974 Kıbrıs harekatı bizim için bir yol akışı, izlemeye bıraktı bizim için. Onun için 1975 senesinde örgütün kurulması sebep oldum. Örgüt, ben sadece öz hücremden bahsederim, öz heliyemden bahsederim. Heliyemizin başında rahmetli İzzeddin Celil Derzi'ydi. Onun yanında biz de iki kişi, üç kişi ona bağlıydık. Biri Allah rahmet etsin, Muazzam Osman Kasaboğlu. O biri Amerika'da siyasi mülteci olan arkadaşımız Sabah Aziz. Tabii biz bu heliyeye bağlandığımız zaman, ama bu heliyeye bağlanmamızın başkasının kimler var içinde bilmirdik. Yani hareket keşfedildikten sonra ben bildiğim evimin içindeki unsurlar aynen örgüte bağlıydılar. Mesela kız kardeşim, kardeşlerim. Ama herkes ayrı bir damardan bağlıydı bu harekete. 75 senesinde bize gelen talimatlar, yukarıdan gelen talimatlar, artık örgütün tesisi oldu. Bu örgüt sizden bunları istemekteydi. Örgüt bizden bir yemin töreni istedi. Yemin törenini yazmıştı örgütün başı. Ve bir tabanca, bir Kur'an-ı Kerim, Avuçlar Mahallesi'nde Sabah Aziz kardeşimizin onların zerzemilerinde, evlerinde. Orada dört kişi buluşuruk. Biz orada yemin törenini yaparız. Elimizi Kur'an'a basırız. Davançaya basırız. Ki biz örgüte sadık kalalım. Ve örgütün prensiplerine, mebadeine sadık kalalım. Ve örgütümüz keşfedilirse de,
yarıda da kalarsa o birileri onu devam ettirmesine orada o yemin törenini yaparız biz. O yemin töreni yapıldıktan sonra bize talimatlar farklı bir şekilde başları yavaş yavaş gelmeye. Bazı defa derler ki Irak Türkmenleri silah kaldırmayıplar oldukları hükümete karşı. Ben buna karşıyım. Silah kaldırılıp bir insan, bir millet eğer silah kaldırmazsa, muarızayı sadece lisanla yaparsa bence başarı kaydetmez. Sen gördüğün zaman senin üzerinde bir zulüm var. Mutlaka sen bir yerde direniş yapacaksın. Yani mukavemet edeceksin. Direniş de sadece lisanla olmaz. Direniş, mukavemet yeri gelir silahla olur. Onun için bizim örgütümüzde silahlanma var idi. Örgütün ve daha çok silahlanmaya getirdik biz. Artı silahlanmanın yanında siyasi kültür eğitimi var idi. Yani muhazarat, siyasi muhazaralar, Türkmen'in varlığı, Türkmen siyasi harekatı ne yapması lazımdı? Bunlar var idi. Bu hususta da bizim daha çok kitaba düşkün olan, okuyan kitaplardan hem Rahmetli İzzeddin hem Sabah Aziz bize daha çok bize kitap okumaları tevcih ederdiler. Bunun da içinde herkes bir ihtisas okurdu. Mesela örnek veririm. Rahmetli İzzeddin bütün hem Arapça hem Türkçe siyasi kitapları okurdu. Sabah Aziz iktisadi, idari, çünkü alanı da buydu. Onlara daha çok meylettirilirdi özüne. Diyarın mene gelen talimatlar sen teşkilat, örgüt nece olur, örgüt nece silahlanı. Sen bu kitabı okuyacaksın. Sen bu mevzuları aktaracaksın. Rahmetli Muazzama Türk tarihi. Osmanlı döneminde. Osmanlı tarihlerini okuyan idi. Demek ki burada bize örgüt sadece bir alanda hazırlamırdı bizi. Örgüt iller sonrası için bizi hazırlardı. Bugünler için bizi hazırlardı. Ve bu şekilde de biz yola çıktık. 75 ilinden sonra o zaman 5. sınıfın 5 liseydik. 76'ya geçirik. O dönemlerde daha çok bize gelen talimatlar gelir. Farklı bir örgütlenmeye gelir. O da örgütün daha çok faaliyete geçmek meseleleri olur. Türkmen Kardeşlik Ocağı'na bazı komplolar olur Bağdat'ta. Onların takipçisi oluruk. O zaman rahmetli Abdullah Abdurrahman döneminde onun üzerine olan muamaralar. Bir de onun yanında icap ederi devlete karşı bazı aykırışlı faaliyetlerimizin bulunmağı. Tabi'a getiririk. Tabi'a nereden gelir bilmeriz. Ama menşurat dağıdılırı. Yazılı menşuratlar. Önceden menşuratlar elden yazılırdı ama ondan sonra biz menşuratlarımızı, bildirilerimizi tabiayden, dektorinle yazdırmaya başladık. O tek başına bir hadiseydi ve en önemli bir meseleydi. Bu tabia nereden geldi? Hara geldi? Kimin evine geldi? Ne oldu? Bu öyle bir kolay bir mesele döngü. O zaman bir tabia meknesini bulmak bir yerde yeterliydi. O aile kamil toplu bir şekilde idam edilsin. Çünkü yasakıydı. Bu tabi'a yurt dışından birisi getirir özünü. Misyon cantasında, diplomasi cantada getirilir. O diplomasi cantada teslim edilir. Rahmetli Rüşdi abime teslim edilir. O teslim alır özünü. Kız kardeşim Sacide ablayla beraber onu teslim alırlar. Bağdat'ta bir evde teslim alırlar özünü. Eve bırakırlar özünü. Örgüt oradan faaliyetini Bağdat'tan o odadan yeridir özünü. Ama ben bilmiyorum. Ben evin içindeyim. Ben bilmiyorum. Ben örgütte kime bağlıyım. Hiçbir şekilde de irtibatım özleriyle yoktu. Benim irtibatım diğerleriydendi. Rahmetli Azzeddin Celil Derzi'dendi. Şey idam edildi. O dönem icap ederi bu faaliyetleri yapmak. Artı onun yanında ondan sonra silahlanmaya gelirik. Silah alalım.
Peki o zamanki şartlar ne izah verir işi silah halakın? Bize deyilir hele önceden aramızda para toplarız. Örgütün parası var. Bir yerlerden birbirimizden para alırız. Yemeğimizden, içmeğimizden gencik. Babalarımızdan aldığımız paranı biz melezzati dünyaya sarf etmiyoruz özünü. Hayatın başka bir şeylerine sarf etmiyoruz özünü. Sadece toplarız. Ve kârkü gün Atlas Bankası'nda oraya yatırdırırız özün paranı. Para aşağı yukarı bir 100 dinara yakın olur. 100 dinar, erak dinarı iyi bir paradı. O paranın içinden davanta düşünürük, alırık. Ve o zamanki şartlar işte bu faaliyetleri yapırız özlerini. Örgüt faaliyetini güzel bir şekilde yeridir. Irak istihbaratı bunu keşfetmek ister. Başkan, yaptığımız faaliyetlerden en önemlisi neydi? Onların bir kısmını hala gizli tutmuşuz biz. Çünkü bazı şahıslara karşıydı. Onlar mutlaka keşfedilmez. Ben açıkça diyeyim, bir hareketime ve menden büyüklere ve diğerlerine herkes şahittir. Mesela örnek veririm. Biz lise şeyinde olduğumuz zaman, Kıbrıs hareketi olduğu zaman okulda, Musalla okulunda biz hocalara kanşar diyoruz. Neden ki Irak Filistin'i destekler, neden Kıbrıs'taki Müslümanları desteklemir? Bunu, bu cesaret bizim içimizde öyle kolay döküldü. Ben bunu şahsım yadıma gelir 1975 senesinde hocaya diyorum, ustada diyorum. Ustad bize diyor Filistin için çıkın bunu yapın. Biz de diyoruz özlerine. Peki siz de çıkın Kıbrıs'ı yapın. Kolay döküldü bu. İçimizde korku diye bir şey yok idi bizim. Cesaret o kadar, milli davaya o kadar bağlılığımız var idi ki bilmezdik korku neydi. Bir de içimizde bir şey var idi. Atılganlık var idi. Tutulursak bunu herkes tutulmaz. Baba yiğitler tutulur. Baba yiğitler idam olur. Baba yiğitler hapse girer. Onun için bunu hiçbir zaman kafamıza gelmirdi. Ve faaliyetlerimizi yaptıktan sonra 78 senesinde liderler tutuklanır. Abdullah Abdurrahman abimiz, Reşat Koçak, Adil Şerif ve Rıza Demirci. Bu dört kişi tutulur. Bu dört kişi o zamanki siyasette, Irak'ın siyasetinde üst düzey liderleri vurur. Komünistlerin üst düzeyini vurdu. Kürtlerin üst düzeyini vurdu. Türkmenlerin üst düzeyini vurdu. Dava Partisi'nin üst düzeyini vurdu. 78 senesi ki bilir çünkü Saddam 79'da gelecekti. Ve gelmeden önce bu kesimleri, siyasi kesimleri hapsını Baas Partisi vurur. Ama özünden ayrı bir gayesi var tabii bunda. Ona işi gelmem. Biz de onların için en büyük payımızı alırız. Bizim liderler içeri girdikten sonra ben kendim görüşmedim. Rahmetli Necdet Koçak'tan, Rıza Demirci'den, Abdullah Abdurrahman'dan, rahmetli Rüşdi abim orada görüşürmüş. Bağdat'ta devamlı hem Ocak'ta hem diğerde görüşürmüşler. Bizim rahmetliden abimin kız kardeşimin tuttukları ev Mustansırya bölgesindeydi. Bak bu önemliydi. Mustansırya bölgesinde bir evde ev kiralayıblar. O evde kimdi? Rıza Demirci'nin Batsıgili'de o mantıkada aynen evdeydiler. Rıza abinin evi oradaydı. Necdet Koçak oraya gelir. Rahmetli Rüşdi abim orada devamlı görüşürler. Ben duydum bir defa bunlar tutulduktan sonra rahmetli Rüşdi abim demişti özlerine, siz bu kadar ortada görünmeyin. Madem üzeri ucu göz var. Yani biraz görünmeyin. Siz çıkın. Biz buradayız. Biz korkarız siz idam olasınız. Allah şahit bunu Necdet Koçak rahmetli abime demişti. Demişti biz idam olursak siz varsınız. Bak o zaman abim 25-26 yaşındaydır. O dönemde. Bu değildir özlerine. Hem Rıza abiden hem oradan. Aile ilakatımız da vardı bizim yani büyüklerimizin özleriden. Ben şahsen o aile ilakatlarına ben yerişmedim. O sonra oldu.
hem rahmetli Necdet abinin hanımıyla kız kardeşim beraber görüşürler Bağdat'ta. Çünkü o da oradaydı. Allah rahmet eylesin. Nedret Hanım. Bu dönem daha çok biz politika, askeri, kültür, siyasi faaliyetimiz daha çok olur. 78'de liderler tutulduktan sonra biz daha çok faaliyete getirir. Ta ki şübheni bunların üzerinden kaldırağın. Baskını daha çok devletin üzerine baskılar yaparız. Başladık. Hatta bile Arapça bir bildiri dağıtmaya. Bir bildirinin mantuku Arapçaydı. Dedik Türkmen adına hatta şey olmasın. Direkt milliyetçi Türkmenler üzerine şey gelmesin. Suçlama gelmesin. Farklı bir adres kullandığımız için. Arapça bir adres kullandığımız için. El Harekel İslamiye li Türkmanil Irak. Kısa, ince bir bildiriydi. O zamanki içerideydiler büyüklerimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Eyyühe şa'b-ı Türkmani. Ya men vakafa zıddel celâ ve zıddel ba'thiyyinil faşist. İsteyqidû min subatikumul amîk. Ve fecrû thevretukumul amlâka zıdde afalikat العراق ألطا الحركة الإسلامية لتركمان العراق bu 78 senelerinde 79'un ön aylarında bu bildiri bu bildirini Bağdat'tan Kerkük'te dağıdılır ve çoğunu Bağdat'ta dağıdırız özünü biz felsefesi ne için Bağdat'ta dağıdıldı o tabi örgütün talimatı üzerine orada dağıdıldı örgütün dış ittisalatları, ilişkileri var idi. Evet var idi. Milliyetçi Hareket Partisi'yle direkt ittisalları var idi. Rahmetli'nin direkt ittisalları, iletişimleri var idi. Kim idi onu ben bilmem. O yüzden bazı bu tabi'a makinesiydi falandı bize. Bu yollardan girerdi içeriye. Bu şekilde biz takibatına alınmıştık. Menşuratların tab'ı evimin içinde olurdu ben bilmezdim. Tab'iden rahmetliydi. Hepsini öz tab'i ederdi. Küçük kağıtlarda, ince kağıtlarda öz tab'i ederdi. Hiç kimse bilmezdi özün. Sadece kız kardeşim bilirdi. Sadece bulan bilirdi. Onun harcını hiçbirimiz bilmezdik. Bize neyden verilirdi? Biz bilmezdik nece verilirdi bize. Bize mesela heliyenin başı, örgütün başı verirdi bize özünü. Tuhaf en dikkat çeken bir şey neydi? Bir gün 11. ayda 78'in 11. ayında talimat geldi bize hazırlanın. Bugün şeyimiz var. Bildiri dağıtmamız var. Şimdi ama hava da normaldi. Hava normaldi. Yani yağış görünmür. Herkesin bölgesi tehdit oldu bizim için. Senin bölge buradı. Benim bölgem buradı. Herkesin bölge sınırlanıp tehdit oldu bizim için. Tuhaf, hava hoştu. Bize bildiri akşam saat 8'e yerişti bize. O geldiği zaman, yani yağış geldiği, o aslında yağış yağırı. O aslında yağış yağırı, biz tacip ediyoruz. Diyoruz şimdi bu bildiri geldi bize. Bu bildiri, biz de 0 saati tehdit etmişiz. İcraat almışız. Yani özümüzü korumaktan, yanımızda tabancamız, hatta bazımızın yanında bomba da var idi. Rumana da var idi. Çünkü tutulduğu zaman sen ne yapacaksın? Yani mutlaka bunu yapacaksın sen. Bir patlatacaksan, bir şey yapacaksın. Biz bakırız ki saat 8'di bizim mevudumuz. Bildiri gelmir bize. Bildiri gezileşir 2 saat. 2 saat gezileşir, bildiri gelir bize bakırız. Her bildiri, her mektup bir naylon kağıdın içindeydi. Yani bu düşünceyle biz yola çıktık. Çünkü yağış yağıp ama 0 saat tehdit olup. Bir de bildirileri biz her yere atmazdık. Bildiriye göreydi. Bazı bildiride sadece muayyen yerlere dağıtılırdı. Bazı evlere ayrı ayrı verilirdi. Bazı defa caddaya dağıtılırdı. Bazı defa tek devlet adamının istirsek evine yerleştirin onu. Yani muhtelif şekilde bildiriler var idiler. İnşallah bildirilerin birisini bularım. Arşivlerimizden
size onu da takdim ederim. Bu sebepten biz bildiriler bu şekilde yaptırırdık. Deşifre olmamağının sebebi önceden örgütü birinci illeri kültürleştirme, siyaset, yol, okumak, yemin töreninden sonraydı bu. Ama devlet ise bu gibi örgütleri aktarmaktaydı. Hissedilirler bazı şeyler var. Özellikle en çok bizim 77'den sonra, 77 yılından sonra çok gözaltına örgütün takip edilmeye başladı. Yani bildiriler dağıtılandan sonra örgüt gözaltına dikkat edildi. O esnanın içinde Irak istihbaratı, emniyeti kendisi örgüt kurur. Kendisi gizli örgütler kurur. Mesela gelir o zaman devlete yakın kimdi? Genç, Baas Partisi'ne intisapları var. Onlara deyiriz, siz de gelin bu bölgelerde örgüt kurun ama benim bilgim dahilinde. Bunu neden yapar? İster yavaş yavaş örgütümüzü keşfetsin. Hatta bile bak biz tutuklandığımız zaman, keşfedildiğimiz zaman der biz gayemiz sizi bu örgütü aktarmaktı ama bu örgüt için muhtelif yerlerde biz örgüt kurmuştuk. Hatta bu örgütü ayrı bir şekilde mesela biz giderken o örgütten çalışalım. Ama bize gelen talimatlar hiçbir örgüte gitmezdik biz. Yani bizim hedefimizde daha büyük işler var idi. Ama maalesef işte keşfedildi. Daha farklı bir şeyler var idiler. Onun için örgüt bu amazla, bu tarzla çalışmalarını yaptı. Şimdi bizim ÖGD'de liderler tutulduktan sonra rahmetliler, Abdullah Beygilleri, biz daha çok faaliyete geçirik. Biz faaliyete geçtikçe aynen nece birisinin gözüne kan tutar o merhaleye ulaşmışız. Onun için bir şeyi gözümüze almırdık. Ne olur ne olmaz hiç önemli değil gidiyoruz. Şeraftı, davadı, kazıyadı, tadhiyadı, fedakarlıktı. Bunları düşünürdük biz. Bu amacla, bu hedefte içeride olan bu sana daha çok güç verirdi. Onun için abiler tutulduktan sonra biz hareket daha hızlandırdığımızdan sonra Irak istihbaratı daha çok örgütün üzerine başladı bilgi toplamaya. O asnanın içinde örgütün bazı bilgileri olarak gelirdi. Tabii malumatlar gelirdi kim var kim yoktu. Hiçbir zaman içimizden hain olmadı. Örgütün keşfedilmesi önceden bir grup bizden önce arkadaşlar, gençler tutuklanırlar. Duvarda Milliyetçi Hareket Partisi yazıblar. Kerkük Kurtuluş yazıblar. Devlet bunları tutuklur. Biz tutuklanmırız. Dışarıda kalırız biz. Ama bunlar tutulduktan sonra bunların tahkikatlerinden yavaş yavaş bizlerin adını toplarlar. Bizlerin adını topladıktan sonra ulaşırlar bir hakikate. Özlerinin de Irak muhabaratının da çok ciddi bir murakabesi var işmiş bizim rahmetli abimle kız kardeşimin üzerine. Ve o takriri benim için okudular. Oradan kim kime bağlıdır o bilgileri çok ciddi bir şekilde alırlar. Bir de biz bir yerde hatamız bulunur. Telefonlarımız, ev telefonları murakabe altında olmasını biz bilmiyoruz. Haberimiz yoktu bundan. O zaman yer telefonları murakabesi çok asandı. Bedelede bir kişi otur üzerine. Onun üzerinde telefonlarımız murakabadaymışık. Murakabadaymış, gözaltındaymış. Biz onu bilmirdik. Onu sonra keşfettik. Orada olan bir Türkmen memuru demişti. Siz bu telefonlarımız murakabadaymış. Bizim bilgiler telefon üzerinden alındı. Bu bizim çok büyük bir şeyimiziydi. Bazı yerlerde bir hatalar olmuştu. Tutuklama emri bir şekilde çıktı üzerimize. Hiç kimse kimsenin bilmeden. Yani mesela Irak muhabaratı geliri aynı saatte İzzeddin Derzi'ni Bağdat'ta Edebiyat Fakültesi Türkçe bölümünden alır. Emniyet, Süleymaniye Emniyeti
geliri rahmetli muazzamı Süleymaniye'de külliyesinden alırı. Sabah Azizi Musul Camiası'nda Musul Emniyeti aynı saatte gelir onu oradan alırı. Mani Kerkük Emniyeti geliri evden alırı. O tasadüfen onda evdeydi, ben Bağdat'a döküldüm. Ne oluru? Dördümüzü bir anda alırı. Birini Süleymaniye Emniyeti, birini Musul Emniyeti, birini Bağdat Muhabaratı, birini Kerkük Emniyeti. Rahmetli abim tutuklanmayıp hele, sadece ablam da tutuklanmayıptı. Bizim dördümüzü alırlar, ondan sonra herkesi öz yerinde tahkikatını yapırlar. Örgüt nev'amma bir yere kadar keşfedilir. Rahmetli Rüştü abiminki daha farklı bir şekildeydi. Irak Muhabaratı onun gözaltına koyup özünü. O gözaltına koyduğunda da raporunu da onu bana okudular. Biz tutuklanmamız 79'un 12. ayındaydı. Gerçek tutulmağım benim hapsımızın 12. ayda beraber tutuluruk. Ama tarihlerde özleri yanlış yazılır içinde. Birini öyle yazılır, birini sonra yazılır. Ama hapsımız bir günde tutuklanırız, bir yerden getiriliriz. Bizden 15-20 gün sonra bizi Bağdat'a muhabarata getirirler. Bizimle beraber diğer arkadaşlarımız da var. Kerkük Kurtuluş grubu var idiler. Rahmetli Mehmet Korkmaz'ın grubuydular onlar. Onların da çalışma şeyleri ayrıydı. Bizimki de ayrıydı. Ama o dönemde hapsımızı bir kazıya hesap edildiler. Liderlere bağlı olan bir kazıya hesap edildiler bizi. 15-12-1979 tarihinde Bağdat'a getirildik. Bağdat muhabarat dairesine. Neden muhabarata, hiç emnil amaya olmadı? Çünkü kazıyamızda dış ilakat var idi. Irak'ın haricinde, özellikle Türkiye'de olan ilacilerimiz ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden olan kazıyamız. Bir de bizimle bir kaç Türk genç tutuklanmıştı. Bahdin Gören şirketinde çalışan gençler var idiler. Onlar da bizim Kerkük Kurtuluş grubunun rahmetli Mehmet Korkmaz gilleriyle beraber onlar yani bir örgütün içindeydiler. O tarihte artık Bağdat'ta tahkikat başları bizimle. Evi teftiş edildiler tabii tutuklandığımız günler. Evin içini, bahçanı falan her yeri kazırlar. Bunlar bir makinenin aktarılır. O makine hardadı. Makine ne şekilde, ne oldu? Ben hatırlarım 16-12-1979'da birinci soruşturmaya indirildim. Herkese bir numara vererdiler, isim vermezler. Numaram 200. Herkesin bir numarası var idi arkadaşlarımızın. Çağırdı numara 200 dedim benim. Odam yani odadan gelir aparırlar seni. Yürütler beni bir odaya gözümü açtılar. Gözüm açıldı. İki tane sağımda oturup iki tane solumda. Bir kişi de Kerkük Emniyet Müdürlüğü'nde tutuklandığımız zaman o da gelmişti. En-Nakib Abdülgani o vakit. Dedi ki sen dedi Kerkük'te biz fazla tazip etmedik, işkence etmedik. Sırık bize detayları konuşasız. Ve biz sizden beklentimiz çoktu. Bize doğru bilgileri veresiz. Örgütümüz neydi ne döküldü. Bir de o birinci dakikada dedi bana sizden o kardeşinin ilakası neydi örgütten? O anda bildim ki örgüt tamamen deşifre olubdu. Bir rapor okudu benim için. Rapor diri luhiza fil avine l-akhira vusul adet kabir min suvaq şahinat-ı tavila ila el-merkez-i thakafet Türki el-kain fil-veziriye fi Bağdat. وتردد السيد
Rujdi Reşat Fethullah bi suhbeti fetat tud'a uhtaha Sacide Reşat Fethullah ve iltikaihim el müstemir ma'al med'u adını demiri vel med'u adını demiri. Onlar iki diplomasiyle Türkiydiler. Onların adlarını demiri ve meci adet min el kutub vel mucellat vel matbu'at el memnu'a min Türkiye ila el Irak ve zelike litevzi'ihe ma beyn el şebab. Ondan sonra geçir bunun silahlı örgütüne falanla bunlara geçir. Bu hususta bizim de içimizde işte biz yani örgüt biz tutuklandık. Bildik ki dedik şimdi büyüklerimiz ele girmezler. Ve niyetimiz de buydu. İnşallah onlar ele girmezler. Biz ele girmiştik de ele girmezler. Ama rahmetli abim ve aile fertleri daha çok atılgan oldular. Ve biz içeride tutuklandığımız dönemin içinde birkaç faaliyet özleri yaptılar. Yani kardeşlerimle beraber Haşim abim ve o vakit Ganim kardeşimle beraber bazı faaliyetler yaptılar. Biz içeride olmamıza ilaveten. Yani hakkımızı almak bizim çünkü tazip altındayız. Bunların hakkını almak için bir iki faaliyete kalktılar. Askeri bir faaliyete kalktılar. O zaman bir iki araba devlet arabası polis emniyet arabasını yandırdılar. Şimdi bu nedendi? İşte bu bunların hakkıydı. Ama en büyük verdiğimiz fire nokta telefonlarımızydı. Ev telefonlarımız tam murakabe altındaymış. Özellikle birisinde rahmetli Rüzgâr abim evden konuşup biz içeride olanda Erşad'ın örgüt cemaatinin burnunun ucundan bir kan akarsa ben bu kadar iş yaparım. O daha çok tutulmağını hızlandırdı. Biz, ben şahsım yani hapsımız kararlıydık. Hiçbir zaman örgütten kimsenin ele vermeyelim. Falan da vermedik. Bizde oldu, bizde bitti. Bak bizim örgütten kimsenin el adını vermedik biz. Örgütümüzün bir kısmı yine dışarıdadılar. Bir kısmı bizimle bağlılık kaldı, bir kısmı kalmadı. Ve bu hususta biz o dönemin içinde artık daha çok örgütün bu mülkiyetleri hardan gelip onun üzerine bastırdılar. Matbaa uznadı, tabi'a uznadı, hardan gelip, hardan gidip daha ondan sonra Sacide ablamı tutukladılar. 3 ay, 4 ay müfavadat oldu. Ailemizden Sacide ablamın ortasında. Ben buradan tarih için teşekkürlerimi iletirim o ailelere ki o zaman hem tabi'anı, hem silahları, hem Sacide ablamı evlerine sakladılar. Bu aile Üstad Ahmet Hayat, Doktor Cengiz'in babası. O aile bizim kızımızı ihtiva etti. Aylardan evinde ihtiva etti ki o zaman çok akraba, çok yakın kimseler korkurlar yanımızdan geçsinler. Ama bu aile, çünkü biz ailemiz bizim kızı kaçırttılar, ablamı kaçırttılar evden bir kaç ay. Ondan sonra müfavazat oldu işte adamları koydular. Kefil verdi bize Irak muhabaratı bazı Kerküklü Türkmen var idi. Onları getirdiler pazarlığa bizimle. İşte biz kız gelsin, biz tahkik edelim özden. Bir de döndürdük özünü. Kelam şeref verdiler falan verdiler. Öyle zordu bunların yanında. Ama o ne şekilde Kerkük'ten gitti. Bagdad'a onu kendisinden sorsanız o bir maceradı. Kerkük'ten, Musalla mahallesinden Irak muhabaratına nasıl da aparıldı. Onu tek başına bir filmdi o. Maalesef bunu kimse takip etmedi. Kaç arabayla apardılar özünü? Hangi şekilde apardılar özünü? Nenemle beraber neler oldu, neler olmadı? Onu kendisinden aynayabilirsiniz. Onun için ondan sonra 27-12 tarihinde rahmetli Rüşdi abim tutuklanır. Ve orada daha çok yani örgütün gizli yerlerini araştırırlar bizden. Rahmetli abimin filmlerini çıkardılar. Tutuklandığından bir fetre önce bir yerlerde bir şeyler konuşuptu. Onun fotoğrafını koyuyorlar o güne. Bir de bir kitap, çok önemli bir kitap.
o kitap nasıl ele geçti? Sonraki bir soru işaretiydi. O kitap Irak istihbaratındaydı maalesef. Rahmetli okumuştu özünü. Bir başkasına vermişti özünü. O başkası da bir ayrı yere. Yani o kitap nasıl girdi? Irak muhabaratının eline. Büyük bir soru işaretiydi. Artı silahlardır, makinedir falandı. Orada kalırı. İşte biz hatta tutuklandıktan sonra bilirik tafasilleri. Çok ağır günler geçti üzerlerinden, ailemizin üzerinden. Yani biz tutulduktan sonra mesela bunlar tabi'an aktarılır. Silahlar aktarılır. En son tabi'anı bizim eniştemiz alırlar. Alemin de semri üzerine müşküle gelsin. Tabi'anı kırıştırırlar şeyde. Kerkük hasanın içinde. Orada benzin tökürler, yandırırlar. Hatta telef olsa kalmasın. Ve tutulduğumuz zaman da onu aktardılar. Onu en kadar da şifre etmedik biz. O vermedik de hele. Onun için küçük dektorinleri çok severim, tabiaları. Bana çok şeyler hatırlatır. Ama aile ağır günlerini yaşır. Göz altında olmaları, takip edilmeleri. Biz tutulduktan hemen sonra bunların üzerine daha farklı bir baskı olur. Mesela abimi buradan transfer edirler Tikrit'e. Tikrit'ten Semava'ya nakledilir. Asker olan kardeşlerim devamlı istihbaratta, Ghanim abimdi, Haşimdi, Türkeş'ti. Sürekli istihbaratın göz altındadılar. Hiçbir şekilde göz açtırmırlar özlerine. Şart hayat yaşamamız zor geçiri. Maddi ve manevi yaşayışımız zor geçiri yani. Böyle kolay geçmir. İşte biz hapisteyiz, ben hapisteyim. Bunlar dışarıdadılar. Tabii bu benim üzerime döküyorum. Ben bütün aileleri konuşuram. Mesela bu günlere tasadüf edir. Diyagın 29 Hüzeyran 30 Hüzeyran 1980 senesinde biz mahkemeye getiririk. Peki mahkemede ne olur? Ve neze geliriz? Bu tek başına bir hadisedir. Bunu yazsınlar. Katipler yazsınlar. Bilgi yazsınlar, yazsınlar. Ben bunu detaylı konuşurum. Bu gelecek içinde. Şimdi içinde öykü. Ama maalesef biz siyasi tarihimizi kıskanırız yazdırağın. Ve bu büyük bir eksikliktir. Bunları yazdırmamız lazımdı. Genç nesiller bunu görmeleri lazımdı. Okumaları lazımdı. Neler olupdu geçmişlerde. O neler olması lazımdı gelecekte. Biz 29 Haziran mahkemeye getirildik. 25 kişi. 25 kişi bir şekilde geldik ki mahkemeye çıktık. Mahkeme sabah 9'dan akşam 3'e kadar sürdü. Mahkemede herkesten sorru. Sen beri isen, beri döksen. Bir de aynı zamanda dedi siz muhamimiz kimdi? Biz güldük. Dedik biz beşer görmemişiz ne muhamisi. Ve mahkemenin adeten özüne bir muhami tevkil eder. Girdi içeriye bir muhami Abdullah Al-Ani. Avukat. İddia'l-am, müddia'l-am iddiasını okudu. Ağır bir iddia okudu. Yani her kim hakim olsa yerler hapsini idam ile. Müddia'l-am dedi bunların evlerinde, bu tutuklananların evinde bunlara ispat oldu bizim için. Bunlar hapsi Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup olanlar ve Türk istihbaratı ile alakası olanlar, Turancılık üzerine siyasi tanzimatları olan ve Kerkük'te ve Bağdat'ta askeri ve siyasi faaliyetleri yapmak için, Kerkük'te bir kargaşa yapmak için bu örgüt Irak anayasasına aykırıdı. Bu örgütün mensuplarını 158. madde ile 204 madde ile 200
iki maddesiyle yargılanmalarını, hükümlerini istarık. Bunu müdde'il am söyleri mahkemeye. Hakim Müslüm Cibori'ydi. Acımasız, zalim bir adamıydı. Tabi muhabarattan, tahkikatten gelip üzerine bütün ahkamı ögzeden kesilmişti. Yani sadece bir suvari bir mahkemeydi bizim için oldu. Yani ahkam ögzeden kesilipti. Neden ögzeden kesilipti? O yüzden sıraydan bırakıblar bizi yani. Ögzeden 8 tane idam, sonra 4 tane muhabbet, sonra 3 tane 10 il, sonra 7 tane 7 bir tek de salı verilsin. İfraz olsun. Burada muhaminin önce bizim şeylerimizi herkesin telkin soru. Kadı yahu neydi? Sen ne edip sen? Ne etmeyip sen? Falan. Yani duyduğum en çok kafamda kalan herkesin ne dediğini hamsını bilirim. Tabii bizimle burada bu 8, bu 25 denen içinde Türkmenyeli bölgesi var idi. Yani mesela biz çok unutmuş bir adamı, tarihini unutmuşuk. Telaferli Mustafa Kenne idam edildi. Mustafa bir şekilde konuşurdu. Hakim diyor özüne Sevretel İşrin temenni edilir sizin için vatani adamlar çıkarsın. Yok sizin için hakit hain adamlar çıkarsın. Bunu Müslim Mustafa Kenne'ye söyler. Rahmetli İzzeddin'in bir kelimesi, bir cümlesi oldu. Çok kitap okurdu Rahmetli İzzeddin. Hatta bile Kerkük Emniyetine iki günye kitap getirdiler. Bir günye Arapça, bir günye Türkçe. Ya dediler bu adamın nece bir kafası var. Bu okuduğu kitaplar hepsi ağır kitaplardı. Hele öz de fakültenin ikinci sınıfındaydı. Bu mesela şeyin içtimai alimlerin, tarih siyasi alimlerin kitapları. Yani Alparslan Türkeş'in Yeni Ufuklara Doğru kitabını gösterirler. Tabii burada Rahmetli İzzeddin farklı bir karakteriydi. Atılgan. Allah rahmet etsin. Orada bir cümle diyor mahkemeye. Temenni ederim bunu herkes iyice yazsın ve üzerine işlensin. Diri siz ne işi böyle ettiniz? Diri çünkü siz zulmümüzden biz bunu yaptık. Dönüp İzzeddin diri diri el-mautil kerim afzal min hayati zil. Bu cümleni diri. Bu cümle çok maruf bir cümledi. Kitaplarda yazılı. El-mautil kerim afzal min hayati zil. Hakim diri hele bu mahkemeden evveldi. Yani karardan evveldi. Diri la testa'cil ya İzzeddin. El-maut rah yilhag lek. Acele etme İzzeddin. Ölüm gelecek sen için. Demek ki karar verilip bunlar idam edilsinler. Bunlar hüküm yesinler. Bizim mahkememiz sürdü ta akşam saat 3'e kadar. Ama ciddi münakaşamız olur. Bizim Arapleştirisiz, arazimizi alısız. Biz de şimdi bu araziler için yanırız. En çok derdimiz o zaman araziler idiler. Bak, bize örgüt diyor araziler gelir. Türkmen'in yeri giderse adı da gider, unvanı da gider. En çok 1975'te Türkmen arazilerinin aldılar ellerine, Türkmenlerin ellerine aldılar. Biz o zamandan bunun farkındayız. Başkaları onun farkında değildi. Biz farkındaydık. O yüzden bir günün genci geleceğin farkında olması lazımdı. Biz 19 yaşındayız. İndini düşünürdük. Bakın. Ama bir gün 19 yaşında olan genç 40 yıl sonra düşünsün. Ne olacaktı Kerkük? Ne olacaktı ailesi? Onu düşünür. 20 yaşında bir genç düşünür 20 yıl sonra ne olacaktı? Kardeşi, evi? Yok. Düşünmeyip. Bir kısmı düşünüp Allah razı olsun üzerinden. Teşkilatlarımızda olanlar Allah razı olsun onlardan. Mahkeme bitirir. Diri muhami savunmasını yapsın. Muhami ne diri? Mahkemeye. Vallahi diri inne haulâ'i şebab hum min muhallafâtil isti'mâril Uthmâni.
وأدعو من محكمتكم الموقرة عدم الرحمة على شبابهم إلا لمن لم يثبت اتصاله الفعلي بالحركة القومية وبالحركة الطورانية. أما مدعي العام نديري ثبت لنا جميعا بانضمامهم إلى الحركة القومية وإلى الحركة الطورانية. تركمان حركاتنا örgütüne bağlıdılar. O zaman daha muhaminin savunmasının bir faydası kalmadı. Çünkü yok içimizde bir tek tane sadece bir tane ifraz oları onun üzerine ispat olmayıptı. Yani 25 tane üzerine 24 tane üzerine hüküm çıkarı. Ve bizi saat 3-4 akşam mahkeme bitiri. Çıkardılar bizi yazıya. Dönürük getirirler bizi hara. Bir de getirirler bizi muhabarata. O geceni kalırık. İkinci gün sabah aynen gene gelirler bizi alırlar şeye mahkemeye. Karar nutk edilir. Bazı zaman 30 Haziran. Tarih önemlidir arkadaşlar. 30 Haziran bu kararı nutk edilir. Ama karar ne de nutk edilir? Biz önceden 25 kişi hepsimiz beraber girdik kafese. Ama bu defa 25 tane girmir. Sadece 8 tane çağırırlar. 8 kişi. Kimler? Mesela idam olanlar. Onları önceden çıkardırlar. Aparırlar kafese. Orada onların ahkamını verirler. Onlar da slogan atırlar. Fotoğrafına ayakkabı çalırlar. Ve slogan atırlar. Biz dışarıdayız. Onları ayrı kapıdan çıkardırlar. Ayrı bir arabaya bırakırlar. O zamandan biz ayrıldık. O yüzden beraberydik hapsımız. Hatta mahkemenin içinde yine de hatırlıyorum. Rahmetli Necmeddin Kasab'ın dediler böyle ad geldi. Kızımın adı neydi dedi. Kızımın adı Gökçen'di. Dedi şunu mana Gökçen. Bizim rahmetli abim Türkçesiydi. Dedi yani Sema-i Zerka. Şunu yani Sema-i Zerka. Dedi vallahi. Dedi bu bizim Türkmen yihib hazel unvan, hazel lon. Allah şahit. Sema-i Zerka. Dedi. Gökçen. İnni rahmetli Necmeddin Bey'in kızının adı Gökçen'di. Bu mahkemeye yani adamla öyle. Adam sonrası onlar ayrıldılar. Bizi girdiler içeriye. Bizim ahkamımızı nutk etti. 4 kişi müebbet. Rahmetli Sabah Nuri Güniyatçı. 20 yıl hüküm yedi. Ondan sonra sicinden apardılar onu idam ettiler. 90'lar senesinde. Celil Mulla Fatih Sabuncu. O da 20 yıl yedi. Onun da ondan sonra iki kardeşini idam ettiler. Bir de Silahaddin Tezali, Silah Ali Abbas Tezali. Biri de onun yanında Mühsün Hüseyin Efendi'nin oğlu. 4 tane adam hükmü yeri. Bize gelince, pardon 4 tane 20 sene hüküm yerler. Müebbet hüküm. Ondan sonra bizim 3 taneye geliri. 3 kişi 10 yıl hapse veriliriz. Onların içinde bir kısmı asker olduğundan dolayı daha ağır cezalar alınırlar. İdam cezasını alırlar. O birileri de işte gene de asker fark eder. Kim asker idi ağır ceza alırdı. Çünkü asker bir itibar devlet içinde olmaz örgüte intisap etsin. Asker olanlarımız daha çok ağır hükümler yiyirler. Biz isek 3 kişi 10 yıl hüküm yeriz. 7 kişi 7'şer yıl hüküm yeri. Bir tane ifrat çıkarı. Tabi adlarını zikredersem idam olanlarımız başta Rüşdi abim bizim Gizli Türkmen Kurtuluş Ordusu'nun grubunun başkanıydı. Sonra Allah rahmet etsin Kifri'den Mehmet Korkmaz Kerkük Kurtuluş Grubu'nun başıydı. Onun yanında Azzeddin Derzi
3. Onun yanında Hamit Kümbetli 4. Onun yanında Tilaferli kardeşimiz Mustafa Kenne 5. Bunların yanında 6. Mühsin Salihi, Mühsin Mulla Ali. Bunlar, o da öğretmeniydi, idam yedileri. 6. Bunların yanında genç Silahaddin Necim Hafaf'ın oğlu 7. 8. Silahaddin Abdullah Tenekaçı. Abdullah Tenekaçı'nın oğlu. 8 kişi idama mahkum edildi. Bunların her birinin bir macerası var. Yani hepsinin tafasilleri benim yanımdaydı. Gelsin yazarlarımız sorsun. Hamit kimdi? İzzedin kimdi? Mustafa Kenne kimdi? Alın yazın bunlar. Tarihinden yazsın özlerini. Yani günahtılar bunların tarihleri gidipti. Sorun bizden. Biz de diyelim size. Neler yaptılar? Ne oldu? Aileleri ne oldu? Ne olmadı? Bu bir tarihti. Bunlar münazıldılar işte. Bu aileler nidal ediptiler. Yok, herkes yerinden kalktı bir de ne? Nidal dedi özlere. Nidal ayrıdır. Nidalın şurutu var. Nidal böyle kolay, mücadele böyle havanta dövgü. Mücadele aç kalı, mücadele susuz kalı, mücadele parasız kalı, mücadele işkencelere maruz kalı, mücadele nef yolu, mücadele zorluk yaşar, hapislere girer, boyun eğmez. Nidal budur. Şimdi bir gün herkese tam bir kere bakırız birilerine bir münazırla rakabı verdiler. Günahtı. Günahtı. O bizim bu örgüt, yani Türkmen bölgesini kapsayan bir örgütüydü. Ve tutulduktan sonra çok zararımız oldu bizim siyasi hareketimize. Çünkü bir durgunluk oldu bizden sonra siyasi Türkmen hareketinde. 30 Haziran karar verildikten sonra bizi mahkemeden bir de muhabarata getirdiler. Oradaki olan avraklarımızı yaptılar. Aynı günde bizi getirdiler Abu Ghraib'e. Şubetül İslahül İctimai lil Ahkamül Hassa. Siyasi hapishane. O tek başına bir maceradı. Onu konuşursak sayfalar bile yetmez. Neler oldu, neler olmadı o gün hakkında. İki araba, üç arabadan getirdiler bizi. İki arabanı bizi getirdiler. O bir araba 8 kişini şey yapardılar. Abu Ghraib'de, Thaqila'da, ağır ceza hapishanasında Meşnaka'ya, idamhane yapardılar özlerine. Bunlar 30 Haziran'da hapse. Bu dediğim 30 Haziran'da mahkemeden muhabarata gelirik. Muhabarattan şeye gelirik. Sizine gelirik. Bizi sizine getirirler. Ahkam khasaya onları idamhane yaparlar. 9 gün sonra infaz edilir. Ama 9 günün içinde neler oldu onu da size açıklarım inşallah. 9 Temmuz'dan evvel İç Rahmeti'yle görüşmemiz oldu. Benim tahkikat esnasında muhabaratta olduğumuzda bir odaya getirdiler beni. Yanaşamdaki odadaydı özü. Orada bana bazı şeyleri dedi, bazı gizli sırları dedi bana. Ama görüşmemiz beraber olmadı. Sadece pencereden birbirimizle konuştuk. Sonra ki hissettiler yanımdaydı, onu ayrı yere apardılar. Tevkif esnasında. Ben tarihi insanlara doğru anlatmamız lazımdı. Biz 30 Haziran, yani 1 Temmuz sizin de birinci günümüzüydü. Sizin de birinci günümüzüydü. Bizimle tahkikatı yapan muhabarat zabıtları, ki aynen o dairedeydiler, muhabaratın Abu Ghraib şubesinde, sizinin şubesindeydiler. Onlara biz deyirdik, bizim kazıyamız bir şeyde çıkarık. Ve hapse geldiğimiz zaman dediler, siz çıktı hapsimiz hainsiz. Sizin bir şeyimiz yoktu. Ama bizim içimizden 8 tane idam oldu. 4 tane 20 yıl, 3 tane 10 yıl, 7 tane 7 yıl. Ne dediğiniz bir şeyimiz yoktu. Orada birinci günler bize çok ağır şeyler gösterdiler.
sizin de. Sözüm ya bana insanlığın yani insan haklarının ihlallarını, ihanetini, keramatsızlığı çok bize gösterdiler. Bazı defa işkence önemli diyor. Ama bir laf işkenceden daha zordu. Saçımızı öyle zahit taraş etmek, ihanet etmek, kötü laflar söylemek. Hiç unutmam. O sıralarda bizim muhabarattan gelenler, birisim benimle görüşen bir muhacarın içindeydik. Dedi kardeşim, ne oldu dedim kardeşim, idam hükmü yedi. Bu kadar şey oldu. Biz 9 Temmuz'da idrak ettik, bizimkiler idam olurlar. Sonra öğrendik tafasıyla. Hiçbir kanunda yoktu 9 gün içinde yargı infaz edilsin. En az Selam el Vataniye'ye gider, Reis Cumhur'un tevkiine gider. Ama bizi mahkemeden çıkardılar. 2 tane muhabarat zabıtı birbiriyle konuşuyor. Biri dinledi, her tahkikin videosunu aldılar, aparadılar özü için. Biri dinledi, reis işgal. Men veddeyna lel videovat. Saddam. Diri reis gal. Ba'd ma, yani videoları gördükten sonra. Saddam. Saddam özü. Deyip, suç mu bihum hezole. Suç min ubbahatum ummahatum. Baba neneler nerede suç? Bunların babalarını nenelerini takip etme, şey, ceza vermemiz lazımdı. Bunlardan daha suçlu olardılar diyor. Çünkü onlar bunları bu şekilde yitiriptiler. Bizim tahkikatı videosunu gördükten sonra. Onun için 9 Temmuz sabah saat 6. Yoktu bir böyle şey. 9 gün içinde infaz. 9 Temmuz 1980 sabah saat 6 bunları idama aparlar. Bize gelen bilgiler, Ürdün casusu var idi orada. Edam'dan 20 ilahındı. Adı Abbas Abdülabbas. O benim için konuştu bütün tafasillerini. Özleriyle kalmıştı. Yaşamıştı özleriyle. İnan ki diri sabah diri, bunları aparandalar diri, Allah'tan, Kur'an-ı Kerim'le, andolsun Mahu Asman'ımla diri getirdiler. Diri kanu yaradudun fetişi'ar, madri şunu. Ve sonra öğrendik bu marştan gidipler, Allah Allah'tan gidipler. İdama. Vezinleri hafif olduğu için zayıftiler. İp bunların boyunu kesmir. İp boyunlarını kesmeyen de aşağıdaki cellat Abu Vidat, onu ben gördüm. Çok cisimli, kılafatlı bir deneydi, uzun boylu. Tam celladıydı. O bir defa hapse geldi, Abu Ghuraybe geldi. O celladıydı, Abu Vidat. Abu Vidat ne derdi? Tutardı cenazanı aşağıdan, çekerdi aşağıya. Hatta boyun kupansın. Çünkü zayıf, hafiftiler. Boyun kupanmır. Bir kısmına yok. Gaz tüyüpü bağlardılar ayaklarını bizimkilerin. Biri şu üç tanesine bu şekilde ettiler. Hatta boyun kupansın. Boyun kupanmırız, zayıftiler. Vezinler hepsinin ağırlığı o zaman 50-55 kilo çıkmazdı. Gençler. Zayıf. 9 Temmuz'da infaz edilirler. Biz bilmiyoruz. Akşamsı muhabarattan bir denesi geldi. Dedi ki mücrimleri idam ettik. Vallahi lazım. Bana dedi kardeşi de idam ettik. Dedim hiç miyim diyor. Dedim. Kardeşim şehitti benim. Allah şahit. Elinde cigara vardı.
Dedi çıxardı Əliyevi yazıya. Əvvələ bu Əliyevi bu bıraxdım ki dəmirin ortasına. Bir tek cığarasını bu əlimdə söndürdü. Əlimi bile çəkmədi. Biz bu yıx. Dedim kardeşim şehitti. Dedi sənə xaindi dedim kardeşim şehitti. Axuya şehit. Axuya şehit. Və biz de həbsin içindəyik. Bu da ki bəs mənim sözümdür. Mənim cəmaatim həbs hər biri bir bataliyidir. Hər birinin bir macerası var. Hər biriyle konuşun, baxın neler deyir size. Sadece mende bırakmamın bu işi. Hapsıyla görüşün. Bu kayıtları yapın özlerinden. Herkesin ağzından alın. Bu sizi boyun borcunuzu teker teker yedi diyenlerine hayattayken rahmetli bes Necmeddin vefat edipti. Gidin yanlarına teker teker herkesin ifadasını alın. Bu bir tarihti. Bunu siz yazmasanız başkası yazmaz. Ondan sonra işte biz hapis illerini geçirdirik. Ta hapisten çıkana kadar. Pişman değilsiniz bu aletler hocam? Biz tam aksi. Hiçbir zaman pişmanlık hissetmedik. Çünkü aile fertlerimiz de bu yolun kurbanı olduğundan dolayı hiçbir zaman bir pes etmedik. Ve ben hatırlıyorum birinci muhacahemizi birinci görüşmemizi Allah rahmet etsin nenem geldi. Kardeşlerim geldiler. Tabii üzerlerinde hüzün var. Havanta döygü. Hele o idam geldi Kerkük'e. Neler oldu Kerkük'te? Kimler bizi yalnız koydu? Kim bizimle kaldı? Kim emniyetin aldığı resimleriyle neler oldu? O tek başına bir hadisedir. Yani o gün hakkında cenaze gelende neler oldu? O çok acayip bir kaziyadı o. Kerkük'te Musalla Mahallesi'nin bir parça emin almıştı. Bir de bir verirler özlerini. Bir gün rahmetlini verirler, o bir gün onu verirler. Hatta beraber bir şey olmasın. Toplu bir şekilde defnedilmesinler. Defnin de üzerine özlerini dururlar. Yakamakta da bile özlerini dururlar. Evde bile koymadılar cenazamızı yakansın. Evde bile şehidimizi koymadılar yakansın. Şehitlerimiz Musalla'da cümcümenin içinde yakanıldı. Cümcüme bir şeyi var. Cami var. Türbelik'in içinde. Orada yakandılar. Böyle bir zalimcasına. Bu daim oğlu tutuldu ona. Allah affetsin Necdet. Diğerleri, aile fertleri. Yani göz kırmak için çok kimseyi tutukladılar. Mazarın da başında çok baskı yaptılar. Ben buradan tekrar bizim yanımızda duranlara teşekkür ederim. O aslında ki marasime koyurlar özlerini, cenazanı indirirler. İnan ki o kadar baskı oldu üzerlerine. Hiç kimse durabilmedi yanlarında. Bir tek Allah affetsin şehit Ahmet Köprülü ve kardeşi Ömer Köprülü. Onlar aile akrabalığımız var. Hem de milliyetçiler. Onlar durdular başlarında. Bir de Atem uşağı öz akrabalarımızdılar. Ama ondan sonra çok baskı yapıldı herkesin üzerine. Ve onlar da çok arkamızdan onlar da zarar çektiler. Ben dedim ki birinci görüşmelerde Allah affetsin ikinci görüşmede babam geldi. Babam dedim baba biz seni kırdık. Baktım yaşlanıp. Dedim biz seni kırdık işte. Abim idam edildi. Ablam tutuklandı. İşte aile fertleri bizim yüzümüzden zarar çektiler. Seni ihtiyar ettik. Ben sizin oldum. Dedi oğlum. Bu yolu ben öğretmiştim size. Ben dedi pişman değilim. Siz de pişman olmalısınız. Ama dedi sen 20 yaşındasın. Ama dedi senin işi yeni başladı. Dedim nece? Allah şahit. 1980 senesinde. Dedi oğlum dedi senin işi yeni başlayacaktı. Sen dedi bu hapis illerinde oku. İyi kitap oku. İyi bilgi al. Bu siyasi sizindi. İçindeki büyük adamlardan kalk ot anla özlerinden. Sen o işi dedi indi başladı. Gelecekte sen büyük bir insan olsun. Bunu babam bana dedi.
Onun için biz pişman döküldük. Çıktıktan sonra siyasi hareketimize gene devam ettik. Bir de tutuklandık. Ben, Türkeş ve bir de rahmetli Muazzam'ın kardeşi 919 ile bir de tutuklandık. Oradan da çıktık ondan sonra. İyi para verdik çıktık. Hakir bir kısmı değiller ki neler ne edip siz. Ege bilseler ne etmişik? Bunu bilmirler. O zaman 1999 tarihinde varımızı yokumuzu sattık, reşvet diye verdik hatta bir de çıkalım. O falan da çıktık 1999 senesinde. Ve onu da buradan zikrederim. Allah rahmet etsin. Mazarı nurla dolsun. Kazı Tavuklu Erdem Nezahedeki Erdem'in babası. İsmini şu an unuttum. Abbas Dendan'ın kardeşiydi. O bizi mahkemeden çıkarttı 1999 senesinde. İyi yardım oldu bize. Biz de muhakkaklara para verdik. Çıkartırıldık. Biz hareketten savunmadık. 9 Temmuz Irak Türkmenlerinin siyasi hareketinde bir yeni bir dönemdi. Yeni bir dönemdi. Ama diğer savuş bizim 14 Temmuz tabi bir katliamıydı. O bir katliamıydı. O da bir yeni bir dönüşüm noktasıydı Türkmenlerin siyasi hareketinde. Ama o her zaman dile getirilip ama 9 Temmuz dile getirilmedi. O ben özüm iller boyu istemedim bunu konuşayım. Dedim ki bakayım kimse konuşsun bundan. Kimse bana bahsetmiyor bundan. Neden bahsedilmiyor? Der ki basıbı diğer idam olanlarımızın da başka idam olanlarımız var. Bunlardan hiç kimse bahsetmiyor. İlla ki biz bahsedelim. O yüzden ben cephe başkanı olduğum sürecin içinde gene de bir fedakarlık ettim. Ama şehidimin hakkını yedim. Bu benim hakkım değildi bunu yapım. Bu hataydı ben yaptım. Şehit benim şehidim değil. Şehit milletin şehididi rahmetli Rüşdi. Şehitler Kervanı programını Siyasi Tutuklular ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı'na teklif ettiğim bir Şehitler Kervanı programı kurun. Ve o programı sunan Emad Dayılay'dı. Ve bu şehitlerin hayatlarını o televizyondan, Türkmenli televizyondan yayınlamaya başladılar. Sadece abim için koymadım olsun. Bu haksızlıktı. Hata yaptım. Ne için? Dedim demesinler ki kendisi cephe başkanı da özü için reklam edir. Ama bu bir reklam da hocam. Bu bir şehidin hayatını, geçmişini, yaptığını halktan uzak tutmaya benim hakkım yoktu. Ben temenni edirdim, beklerdim her vakit. 9 Temmuz'u insanlar farklı bir şekilde mazarlarına gidilsin. Zikredilsinler. Tarihimizi, siyasi tarihimizi bildirelim insanlarımıza. Kim ne yapıptı? Ve bunları ben teker teker inşallah bir gün evvel aydınlatırım. Mustafa Kemal Kenne kimiydi? Hamid kimiydi? Ama burada gencin üzerine, yazarlarımızın üzerine düşen kelimlerimizi alıp onu dokümentlere, kitaplara yazmaktı. Onun için biz hiç pişman olmadık. Ve hiçbir şekilde de geri adım almak istemedik. İdamlarımızın zikralarını anmamamız yanlışydı. İtiraf ederim bunu. Ben istemedim bunu yedim. Çünkü dedim demesinler özü bu makamın başındadır. Bunu yaparım. Ama bir günden böyle mecburum daha çok bunları açıklayayım. Bundan daha çok detaylar var yanımda. Her birinden birer kitap çıkar. Neler olup neler olmayıp. 9 Temmuz bizim için, Türkmenlerin genç hareketi için çok yeni bir aşamalı bir siyasi tarihte günlerdi. Temennim genç teşkilatlar, talebe teşkilatları, sivil toplum kuruluşları,
Bunları yad etsinler. Bir sivil toplum kuruluşumuz var. Öğretmen de öğretmenler yad etsin. Birisi doktorlar birliği de doktorları yad etsin. Birisi mühendis de mühendis birliklerdeki şehitlerimizi yad etsin. Birisi talebe de talebe teşkilatında olanları yad etsinler. Bunlar olmaz kalsınlar böyle. Ve ben 1995'ten sonra Erbil'de Irak Türkmen Cemiyeti kurulduktan sonra Türkmen Talebe Birliği'ni tebrik ederim ben, Erbil'dekileri. Çünkü sürekli bu şehitleri teker teker özellikle birer seminer yapardılar. Biz bir gün bir seminer yapalım Mustafa Kenna için. Gene demirim Özümşi için. Mustafa Kenna kimiydi? Hamid Kümbetli kimiydi? Muhsin Mulla Ali kimiydi? Yapalım bunlar için. Birer birer teker teker seminerler yapılsın özleri için. Burada kardeşlik ocağına da büyük sitemim var. Etabım var özlerine. Niçin? Bu örgütün içinde Türkmen kardeşlik ocağının adı geçirdi. Üç kişi bu örgütün içinde intisabları Türkmen kardeşlik ocağına olduğundan dolayı hem örgütün hem de kardeşlik ocağına intisabları olduğundan dolayı hüküm yerlerdi. Çünkü ne diyordur? İntisabihim ila nadil ahaet Türkmani ellezi kâne ya'mel tahta vacihat muhabaratiye ve sirriye. Peki 2003'ten yani Türkmen kardeşlik ocağımız temenni ederim. Bugünden böyle gene de bu anma törenlerini bu gibi insanlar yapsınlar. Kardeşlik ocağının mensubudurlar. Bu hepsimiz o örgütten çıkmışız biz. Neden ya değilmesin bunlar? Lütfen kimse kimsenin mücadelesinden kıskanmasın. Bilakis biz eğer harekatımızda bildirmezsek ne kadar azim insanlarımız var, idam olublar, sizin olublar, mücadele edilirler. Siyasi tarihimizi, zulmümüzü başkasına anlatabilmeyiz. Diğerler siz bir şey görmeyip hayatımızda. Yani bakın başka milletler küçük bir olayı ne kadar büyük edirler. Biz ise en büyük bir olayı küçük bir hale getiririz uzun. Bir yanlıştır arkadaşlar. 9 Temmuz Irak Türkmenlerinin gençlik hareketinin içinde çünkü en büyük yaşlı idam olanların içinde 40 yaşını geçmirdi. Onun için Türkmen siyasi harekatı gencine, geleceğine önem vermesi lazım. 9 Temmuz 1980 Türkmenlerin yeni bir merhale, yeni bir süreci yaşayan bir Türkmen Kurtuluş Ordusu'nun kalkışıydı.